Tevekkülümüz tam olacak. Allah ehli gibi yani. Tabi biz bu tevekkülü anlattığımız zaman Allah'a bağlılığı ve Allah yolunda devamlı çalışmayı anlattığımızda birileri bunu anlamıyorlar. Biz İslam'da emeklilik yok dedik. <laughs> Fırtınalar, kıyametler koptu. Ne dediğimizde anlaşılmadı. Anlamadılar ama herkesin şöyle bir derdi var şimdi. Ya emeklilik olmazsa diyor, yaşlanınca bize kim bakacak? E, Hazreti Ebu Bekir halifeydi, emekli değildi. Yaşlandı ve öldü. Hazreti Ömer de öyle. Hazreti Osman da öyle, Hazreti Ali de öyle. Nasıl yaptılar? Ha, o zamanki insanlar başka hocam, şimdiki insanlar başka. Doğru. Doğru da bizim anlatmak istediğimiz şuydu. Emeklilik yok demek Müslümana durmak yok demektir. Allah için ölene kadar çalışacak. Bir kenara çekilmek yok. Allah'ın dinini aziz tutmak için durmak yok Müslümana. Bizim dediğimiz bu. Emeklilik meselesinde ise şöyle bir durum var. İslam noktasından baktığımızda emeklilik senin maaşından bir kesmi kesip her ay kesiyorlar, her ay kesiyorlar. Sonra sana bunu geri ödeme yapıyorlar. Değil mi? Buna İslam'da ne olarak isim vereceksin? Bir satış ve bir alış diyeceksen ne kadar verdiğini ve ne kadar aldığını bilmiyorsun. Burada bir sıkıntı var. Bunu buraya koyamıyorsun yani. Ama biz ne diyoruz? Ha şu ancak bu şekilde helal dönebilir ki biz bir havuz oluşturduk. Oraya paraları koyuyoruz herkes zamanında. Yaşlılarımıza oradan maaş bağlanıyor. Ondan sonra onlar da geçimini rahat sağlıyorlar. Böyle bir düşünceyle helal oluyor yani bu emeklilik parası. Hani şimdi ben bu, biz bunu doğruyu anlatmak niyetiyle anlatıyoruz. Bizim babamız da emekli, dedemiz de emekli yani. Yani İslam'a uyması ancak bu şekilde oluyor. Ben para veriyorum, verdiğim paramı alıyorum. Dersen sen verdiğin parayı hesaplaman gerekir. Aldığın parayı ona göre hesaplaman gerekir. Fazlasını aldığın zaman faiz olur. Bunu anlatıyoruz yani. Kasko da bunun gibi yani. Kasko'da şimdi parayı veriyorsun. Onda niyeti şöyle tutacaksın. Bütün insanlar bir güzel hayır işi kurdular. Herkes belirli bir para yatırıyor. Aramızdan birisi kaza yapıldığı zaman o havuzdan kaza yapana para veriliyor. Böyle düşündün mü tamam. Ama yok ben ayda 100 lira yatırıyorum. O 100 liranın karşılığını alıyorum diye düşünürsen bunu kurtaramazsın bundan. Neden? 100 lira yatırdın bir sene hiç kaza yapmadın. O 100 liranın hepsi gitti. İkinci sene 100 lira yatırdın bir kaza yaptın 20 milyar. 100 verdin 20 milyar aldın. Ne oldu? Kumar oldu bu. Böyle düşündüğün zaman. Yani İslam'a uyması ancak bu şekilde oluyor. Biz bunu anlattık yani. Emeklilik ancak bu düşünceyle insanlara helal oluyor. Biz bir havuz oluşturduk. Oraya para yatırıyoruz. İhtiyacı olanlar vakti gelenlere oradan ödeniyor. Böyle bir havuz oluşturuldu. Devlet bazında veya da belirli müesseseler bazında. Böyle düşündüğümüz zaman bu paralar bize helal olur. Onun haricinde ben verdiğimi alıyorum, ben verdiğimi alıyorum dersen bu sıkıntı yani. Bunda İslam'ın fıkıh kurallarında bir yere oturtamazsın. O zaman da helal olmaz sana. Dinen söylüyoruz yani biz bunu. Bunun yanında orada işlemek istediğimiz de şudur. Yani emekli oluyorsunuz tamam. Emekliliğe para yatırıyorsunuz. Oraya para yatırıyorsunuz. Buraya para, kaskoya para yatırıyorsunuz. Bunları yapıyorsunuz. Dediğimiz gibi bu niyetlerle bunu yaptığınız zaman bu size helal olur. İnşallah ümidindeyiz yani. Ama bunun yanında bunlara para yatıran insanlar Allah için bir yere para yatıramıyorlar. Biz bunu anlattık burada yani. Emekliliğe 300 bilmem kaç para, 400 bilmem kaç karı yatırıyor her sene. Neden? 60 yaşından sonra rahat etsin diye. Belki 60 yaşına çıkmayacak. 40, olmuyor mu? 40 yaşında belki öldü adam. İşte ailesine kalır, şusuna kalır, busuna kalır bir fayda oradan sağlanıyor. veselam. Ama bir fakiri gördüğün zaman ona çıkartıp bir 5 lira vereceksin Allah için. O kesin ticaret yani. Kesin sana dönecek. Ebedi olarak sende kalacak. E onu yapmıyorsun. Bireysel sigorta yaptın, ondan sonra çocuk sigortası yaptın, hayat sigortası yaptın, ev sigortası yaptın. Ama bunların hepsini muhafaza için Peygamber Zişan sallallahu aleyhi ve sellem sadaka verin dedi. O kapıyı sen tamamen kapattın. E yarın deprem olursa zaten ben diyor ev sigortasını yaptım. Arabaya bir şey olursa arabanın kaskosunu yaptım. Şuna bir şey olursa şunun kaskosunu yaptım. Yani sadaka kapısı tamamen kapandı. Kimsenin sadakaya götürüp para verdiği yok. Bizim anlatmak istediğimiz bu yani. Bu emeklilikle şunlarla bunlarla Peygamber Zişan'ın bizi açmış olduğu o sadaka kapısını kapatıyorsanız ne yaparsanız yapın tamam mı? İsterseniz her attığınız adımı sigortalayın. Size Allah'ın belası yine gelir. Biz bunu anlatmaya çalıştık. Fakat inat etti çokları anlamadılar. Ama ne yapalım? Dedik ki ya sohbetin başında biz doğruyu söyleyeceğiz. Hoşlara gitse de gitmese de. Hakikat birdir yani. Bireysel emeklilik de öyle, hepsi öyle. Allah ehli Allah'a tevekkül eder. Yaşlanırsan ne olacak? Gençken bana bakan Allah yaşlıktala bakar. Yani şurası çok acayip değil mi? Biz ibadete birisi çekilsin dendiği zaman, dünyaya çok meşgul olmasın dendiği zaman herkes şöyle diyor. "Ya Resul Ekrem demedi mi? Ölmeyecek gibi dünyaya, yarın ölecekmiş gibi ahirete çalış." Demek ki ölmeyecek gibi dünyaya çalışacağız. Öyle değil mi? Ha, aferin sen bak ne kadar biliyorsun sen maşallah. E peki ölmeyecek gibi dünyaya çalışanın niye emekli olma derdi oluyor? Ölmeyecekmiş gibi dünyaya çalışacağız. Öyle değil mi? Yani demek ki durmadan dünyaya çalışacağız. Niye bir vakitten sonra durmak istiyoruz? Yani biri biri bir vuruyor bu şeyler. Emekli olun kardeşim. Ne yapıyorsanız yapın Allah'la bağınızı kopartmayın. Bizim anlatmak istediğimiz burası. Şahsen ben emekli olmayı düşünmüyorum. Bugün bana rızkımı gönderen Mevlam yaşlanınca da gönderir. Çoluğuma çocuğuma da gönderir. Ben Allah'a tevekkül ettim. Böyle bir yol da var. Bunu da bilin yani. Bugün hasta olduğum zaman gittiğimde hastanenin bana parayla belki hizmet verecek. Yarın da parayla belki hizmet verecek. Ama ben bunun yolunu daha önceden kesmeyi öğrendim Allah ve Rasulünden. Biz her hafta gidip cuma namazından çıktığımız zaman bütün orada dilenenlere para dağıtıyoruz. Sen hani sigortaya para verirken hiç çekinmeden veriyorsun ya. Ben de hiç düşünmeden her gördüğüm şeye veriyorum. Beşer beşer dağıtıyorum. Gücümün yettiği kadar. Hasta oluyorum ben de ama hamdolsun hastaneye gitmiyorum. Bizim yolumuz böyle. Biz sigortayı haktan yapıyoruz celle celaluhu. Böyle bir yol da var yani. Bunu da öğrenin. Biz bunun için anlattık o sohbetleri. Dünyanın bize getirmiş olduğu nizama kapılıp da Allah ile olan aranızdaki bağı kopartmayın. Resul-i Ekrem'in öğrettiği sünnetleri unutmayın. Sadaka vermek de var. Bununla kendini muhafaza etmek de var. Oruç tutmak da var. Oruçla sıhhat bulmak da var. Çoluğun çocuğun hasta olmasın diye o niyetle sadaka vermek de var. Böyle yollar da var. Bunları da bilelim yani. 21. asrın bize sunmuş olduğu her keyfi yaşamak için ödediğimiz paralarda hiç canımız yanmazken Allah için verirken 40 kere düşünür bir hale geldiyse imanımız bunu sorgulamak lazım. Bu konuda kendimizi hesaba çekmek lazım. Anlatmak istediğimiz nokta burası yani.